MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan meclise gelsin, PKK'yı lağvetsin teklifi siyasetin gündemi. Şehit ailelerinden bazıları devletimizin yanındayız açıklaması yaptı. Belki bugünden sonra tarihin akışı daha farklı olacak. Sayın Devlet Bahçeli'nin durduk yerde bu şekilde konuşması mümkün değil. Onurlu bir barış içinde inisiyatif almaya hazırız. 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında konuşmuştu. Bahçeli, umut hakkı düzenlemesini gündeme getirdi. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımı ile ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne Edirne. Adres İmralı'dan deme uzansın. Bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Ceza alan mahkumun iyi halden dolayı koşullu salıverilmesini içeren hakkı hatırlattı. Bu sözlerinin üzerine Türk siyasetini yakından ilgilendiren bir çıkış yaptı. Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere de sesleniyorum. Şayet terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Şehit aileler olarak bunu söyleyebilirim ki bize bu vatan evlatlarımızın bir emanetidir. Ve bu emaneti biz kendimiz nasıl koruyorsak bu topraklar üzerinde yaşayan tüm insanların da aynı şekilde koruyup kollaması ve kıyamete kadar bu vatan topraklarını şehitlerimizin ahirette yüzüne bakacak bir şekilde korumamız gerektiğine inanıyoruz. Bu sözlerin üzerine şehit ailelerinden destek geldi. Şehit yakınları devletimizin yanındayız açıklaması yaptı. Şunu dosdoğru söylemek istiyorum ki ben vatanımın bekası için, istiklali için, İkbali için eğer bugün Abdullah Öcalan canisi diyorum, yıllardır 40 bin 50 bin tane vatandaşımızın ölümüne, şehadetine sebep olan bir kişinin şu andaki vatan toprağına bir hizmeti olacaksa ve bu toprakların geleceği için kendisinin söylevleri dikkate alınacaksa tabii ki Devlet Bahçeli'ye ben hak vermek durumundayım. O yüzden belki de bazıları zannediyor ki işte bugün şehitlerimizin, gazilerimizin topyekün Devlet Bahçeli'ye ve Cumhurbaşkanımıza baş kaldıracağını düşünüyor. Biz her şeyden önce gerekirse bağrımıza taş basarız. Doğru olan bir şey varsa o doğrunun peşinde koşarız. Bugün Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu konuşmalar, söylevler dosdoğrudur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.